بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز نمازخانلار عزيز دين قرداشلار الله سبحانه وتعالى فضل ورحمته بلن علم faziletleri borasidagi hadisler ve ilimge dair yana başka düşünceler, hususen niyet hakkında sohbetleşip ötken bulduk. Bugün ilimnin adabları hakkında gepleşemiz. Her bir nersenin adabı var. Bizim dinimizde aynen mana şu nerse en itibarlı işlerden hesaplanadı. İmam-ı Malik'ni onaları ustozga bolakay Malikni ustozga yuborayotib Rabi ismli ustozlari bo'lgan. Ey Malik, sen Rabi'dan ilmdan oldin odobini o'rgan derkanlar. Odob nihoyatda muhim bo'lganidan bizni dinimizdagi har bir amalni hukmi bor, odobi bor. Hukmi qattiq talab qilingan ish, odobi har bir inson demek imkon qadar harakat qilib bajarishi mobaynida barakasi o'ziga ko'payishiga sabab bo'ladigan demak jihatlarni qamrab oladi. Odob degani o'zi ziyofat ma'nosidan olingan ma'dubatundan. Ya'ni odobli odob insonlarga manfaat beradigan eng yaxshi ziyofat hisoblanganidan buni shundoq atalgan. Odob bilan axloqni ustozimiz Shayx Hazratlari bir nutqlarida farqlab izohlagandilar. Axloq bor, odob bor. Mana birovni xulqi chiroylik, odobi chiroyli deymiz. Asli ikkalasi bir-birini o'rniga ishlaveradi. Xulq, odob, go'zal axloq, go'zal odob ishlaveradi-yu. Lekin gohida uni farqlash ham mumkin. U taqsim quyidagicha. Maqtalgan xislatlar, maqtalgan amallar, harakatlar agar qalbga doir jihatini olinsa bu xulq bo'ladi. O'shani insonni tilida, amalida zohir bo'lishi bu odob bo'ladi. Misol uchun kamtarlik. Qalbingizda siz boshqalardan o'zingizni past fahmlab, boshqani o'zingizdan ulug' fahmlashingiz bu kamtarlik. Kamtarlik bu. Mana shu qalbdagi holat tashqi harakatlaringizda aks etsa, kamtarlik odobini ko'rsatasiz, bu kamtarlik odobi. Endi siz tashqi ko'rinishingizda odobni kelishtiryapsiz. Ta'zimni joyiga qo'yyapsiz, odobni ko'rsatyapsiz, lekin qalbingizda u narsa yo'q. Qalbingizda siz undan o'zingizni ustun qo'yib turibsiz. U endi odob, kamtarlik odobi bor, lekin kamtarlik xulqi yo'q. Bu endi nifoqqa o'xshagan holat bo'ladi. Bu yaxshi emas. Xuddi mana shu mezonda xislatlar, fazilatli xislatlarning qalbdagi negizi, ko'rinishi bu xulq. Agar qalb bilan birga tashqarisi ham, tashqi amallari ham shunga munosib bo'lsa, bu demak odob bo'ladi. Kimdir bo'lishi mumkin. Masalan, qalbida o'zi kamtarin odam, lekin qo'pol. Tashqi ko'rinishda kamtarligi ko'rinmaydi. Masalan, u odamda xulq odob aytaylik, kamtarlik xulqi bor, lekin kamtarlik odobi yo'q deb aytish mumkin ekan. Bu ham bir talqin hisoblanadi. Lekin odob deganda o'zi har ikkisi qo'shib tushuniladi. Ya'ni ham qalbdagi holat, ham amaldagi go'zal harakatlar tushuniladi. O'tgangi suhbatimizda biz ilm odobining birinchisi, eng asosiysi haqida suhbatlashgan edik. U ham bo'lsa niyat. Niyatni raso qilish, yuksak qilish, to'g'ri qilish. Ulamolar aytadi, ilm chindan ixlos bilan olinsa, agar niyat chatoq bo'lsa ham ilm uni to'g'rilaydi. Ulamolarning gaplari bor. Biz ilm o'qishga boshqa niyatda kirgan edik. Lekin ilm Allohdan boshqa uchun bo'lishga ko'nmadi. Ya'ni nima degani? Agar niyat
raso bo'lmasa ham ilmga kirgan paytda keyin tuzalib ketish mumkin ekan. Va agar tuzalmasa ilm yo'qmas ekan. İmam G'azzoliy, Abu Hamid al-G'azzoliy o'zi asli madrasaga qorinni to'ydirish uchun kirgan. Qora och, madrasada ovqat oz ovqat bekarga joy bekarga ekan, o'sha yerga kirsam hech yo'q, qornim to'yib. Bolakayda endi joyim but, ustim but bo'lar ekan deb kirgan. Lekin ilmni o'qigandan keyin u niyat to'g'ri yo'nalishga o'tgan. Ya'ni Alloh uchun ilm o'qish, Allohni tanish. Nizomul mulkni hikoyalarda keladi. O'sha madrasani ochgan vazir kirib talabalar bilan gaplashibdi. Bu madrasani ochib shuncha pul sarflayapmiz, bu yerdan o'qiyotganlar biz aytayotgan natijani berarmikin deb birovdan so'rabdi, bitta talaba boladan, "Sen nimaga ilm o'qiyapsan?" "Ha, endi dadam qozi, shunga men ham o'qisam, men ham qozi bo'laman." "Ey, chatoq. Sen nimaga ilm o'qiyapsan?" "Shu oshnam o'qiyotdi, shunga qiziqib o'qiyapman." "Sen nimaga o'qiyapsan?" "Men dadam muftiy meni. Men ham muftiy bo'lishim kerak. Shunga o'qiyapman. Dadam o'qi degan. Dadam olib kelib qo'ydi. Mana shunaqa gaplar ekan talabalarda." Vazir afsus qilib, "Esiz, biz shuncha pul harakat, pul sarflab, harakat qilib ilm o'qityapsak, bu talabalarning niyati chatoq-ku." Deb chiqib kelyapsa, Imom G'azzoliyni hujrada ko'rib qoldi. "Keyin shu boladan ham so'ray" deb bolakay paydi. "Ha, bolam, o'qish qalay? Yaxshi. Nega sen bu yerda ilm o'qiyapsan?" desa, "Allohni tanish uchun" degan ekan. Shunda vazir aytgan ekanki, "Bo'ldi. Mana shu bolaning niyati yetadi, shu madrasaning hamma sarfiga yetadi. Hammasini qoplaydi. Shuni niyati inshaalloh hammasini oqlaydi" deganlar. Mana shunday niyat, demak, boshlanishda agar durust bo'lmasa ham ilm uni to'g'rilab yuborishi bor. Lekin biz hozirdan niyatni yaxshi qilib boshlashimiz kerak. Hozir men o'zim bu borada endi alohida kitoblar bor. İlim müteallim, yani adabul ulema vel müteallimin, mesela adabul alim vel müteallim, alim ve talim ilimini, adabı degen mazmunda makaleler, kitaplar köp. Biz mana şu oturuşumuz, mana şu bugün biz alıp baradigan şu meclisimiz, bizni kuzatadigan kişilerge dair asasen adablarını kıskaça isle ötüş bilen kifayelenemiz. Bu mesela bu bitti ikide kitapta tügeçisiz gerek. Bu adablarını hamasını okuyayım ben, düşünün ben deseyiz. Şu özü ayetelik, 6 aylık ders oladı. İlim adabı desek, eğer bir çekeden hemen şu mavzudaki dinimizde ulamalarımız tamamından beyan kılıngan ögütlerini örgenemiz desek, bu 5-6 ay vakit yetse yetedi, olmasa mı yetmeydi. Şunun için biz hulasa sıfatı da özümüzde gereklilik cihatlarını, asasilerini sana ötüp şu bilen kifayelenemiz, keyin özümüz örgen mahçup olgan mavzularına ötemiz. Demek ilimli adabından, ilim adabının birincisi niyetini doğrular. Şimdi ya inşallah. İkincisi, hatırını boşaltış. İlim almakçı bugün adam, ilim algeni kadem basıp geliyken peyde, başka teşviş oylarını öşe dershananın astanasıya teşap giriş gerek. Bana bu yerde geliyemiz mi? Şu yaka kiriyken de ilim alış niyetini kılıp kesik. Şu mescidinde darvazasından kilişte bol köçede kalış gerek. Hem hayal, hem teşviş. Tefriğul bel, yani hayalini boş atış. Ve bana şunda yine bir nükte var. Ulamalar ayterdiler ki, ilim alış için bir alımını huzuruya kiriyemsiz. Mümkün o sizçelik alım olmasın ki mümkün. Mesela sizden köle ilmimin dağılak. Lekin siz ondan nemedir alış niyeti de siz. Siz deydi, eğer şeyhü şuyuk olsaydı hem, ustazlarının ustazı bozsaydı hem, ilim amakçı bozsaydı, haliki ustazını aldığı yekiliyken peyitte, öşe alimlik tonunu hiçersiz de, talebelik tonunu giyersiz. Hüddü hiç nesle bilmeyen adam deyik, girip gelersiz. Bana şimdi istifada kılınırdı. Yahya Qosoniy diyen alim kişi giyenler, iki ilçe bulun, bu yakı giyenlerde de, o kişi aynen bana şunlar seni takitledi. Siz özünüzü şeriğinizden ilim alışınız mümkün. Yani başkalardan. Hazır bunu hem tohtalıp ötemiz. Yani öşündeki kimden ilim alışınız hem, siz anlamaya zaman bulup kirip gelip özünüzü alım tutup otursanız fayda alamayız. Siz ilminiz var.
Lekin ilim özingizni ilimli his qilmasdan ilimsiz his qilib turib. Ana. Demak, yuzlanilsa mana shunda demak istifoda bo'ladi. Uchinchisi ilim yo'lida mashaqqat va harakat harajatni ko'tarish. Hech narsa evasiz bo'lmaydi. Bir narsaga erishish uchun nimadandir kechish kerak. Siz ham qulayliklarda yashing, ham hamma yo'q joyda ketsin, rohatlar joyida bo'laversin. Ham ishlaringizni ketaversin, ham ilm ham olavering. Bunaqa bo'lmaydi. İlim olish uchun rohatdan ozgina ketish kerak. Tirikchilikdan ozgina ketish kerak kerak bo'lsa, ozgina xarajat qilasiz yo'l kiraga, boshqaga. Nimadandir kechasiz, keyin ilmga ega bo'lasiz. Va ilm yo'lida sabr qilish. İlimge sabırsız ilimge erişmemeydi. Aksar bana şu yanglışuvlar ilim yoludaki sabırga çidemezden buladı. İlim yoludaki sabır cüde keng düşünce. İlimge eriş yoludaki kıyınçiliklerge sabır. İlim alışta ustazın incirliklerge sabır. Ustaz ayetken gapını düşünüşke kıyınarsız unge sabır. Bu yolda ancha muncha bir narsalarni yo'qotish bo'lsa unga sabr. Ha? Mana shundoq. Agar aytaylik, sinov ustozgohida sinaydi. Sinasa sinovga sabr. Mana bularning hammasiga sabr qilish ilmni eng asosiy shartlardan hisoblanadi. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom uchrashgan hikoya bor. Mana shu hikoyada ilm uchun, talib ilm uchun, olim uchun juda ko'p nuqtalar bor. Yani ilim mavzusiga dair juda ko'p nuqtalarni asay bo'ladi. Shulardan biri sabr. Xizr aytadi Musa alayhisalomga. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sen men bilan Musa alayhisalom Alloh sizga o'rgatgan ilmdan menga ham o'rgating desa Xizr aytadiki, sen men bilan birga yurib ilm mendan ilm olishga sabring yetmaydi dedi. Satajiduni inshaalloh sabira dedi u kishi. Sen ko'rasan, men hali döndürüp sabır qilaman. Sabırda başımını yerge koyup bo'lsam, bunga chidayman. Yani satajid uni inshaalloh sabira. Meni sabırlı ekanim hali sen ko'rasiz. Sen ko'rasan hali. Yani siz ko'rasiz hali deydi Musa alayhisalom. Şu ayetin tafsirinde ulamalar aytadı ki, demek Kur'an işara kıladı ki, ilim alish uchun sabır kerak. Xizr alayhisalom bazı narsalarını mübham kılıp yol tuttu. Musa alayhisalomning sabri chidamadi. O'shunaqa holatda ham sabr qilish, demak bu ilmni shartlardan hisoblanadi. To'rtinchisi inson tahoratli bo'lishi, pok bo'lishi va go'zal ko'rinishda bo'lishi, imkon qadar qiblaga yuzlangan bo'lishi kerak. İlimning odobi bor. Mana shu odoblarni biz gapiryapmiz-ku. Bu odoblarni azizlar o'zimiz ham olaylik, keyin mana shu odoblarni biz agar maktabda o'qiyotgan bolalarimizga o'rgatsak qanday bo'ladi masalan? Juda go'zal bo'ladi. O'sha maktabdan olayotgan ilmini ham oson oladi. Ham hozir shu odobni bilmasdan qilayotgan harakatlariga nisbatan bir necha barobar barakotli istifoda foydasini ola oladi. Ola biladi. Mana shu odoblar bilan. Jumladan mana shu tahorat bilan. Endi bu yerga kelganda hamma tahorat bilan bo'ladi. Shuning uchun men buni ta'kidlayapman. Bu yerga hamma masjiddamiz peshinga keldik, tahorat bilan kelyapmiz. Lekin boshqa vaqt ham ilm o'qish uchun tahoratli bo'lishga harakat qilish kerak. Imkon qadar tahoratli bo'lish kerak. Imkon qadar qiblaga yuzlanib o'tirish kerak. Qani endi masalan darsxonalarda ham mana shunaqa qiblaga qarab o'tirilsa. Qiblaga qarab o'tiril. Mana biz jamoatga qarab o'tiramiz, suhbat qilayotgan kishilar, lekin ilm oluvchilar asosan qiblaga qarab o'tiradi. Nega? Qibladan namozni qiblaga qarab o'qiymiz-ku. Mana shuni barakoti bor. Har qanday yaxshi amalni qiblaga qarab bajarish tavsiya qilinadi. Ustozimiz rahmatullohi alayh ko'p ta'kidlardilar. O'tirib kitob yozganda ham qiblaga qarab o'tirish kerak dedilar. Maqola yozsangiz ham qiblaga qarab o'tirish kerak dedilar. Ana shunda baraka bo'ladi. Demak, qiblaga qarab o'tirish va usti boshni ham chiroyli qilish kerak ekan. Imom Malik
rahmatullahi aleyh hadis aytmoqchi bo'lsalar, nihoyatda chiroyli kiyimlarni kiyib, xuddi haligi bir nufuzli mehmonlarga qarshi olgandek, ularni kutib olgan odamdek chiroyli kiyimlarni kiyib, soqollarini tarab, atirlarini sepib, xushbo'ylanib keyin hadis aytar ekanlar. U kishidan so'rashar ekan, "Nega bunday qilasiz?" desa, Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning hadislarini ehtirom qilgim keladi derkanlar. Ana ulardagi mana shunday taqvo, mana shunday ixlos haliginday darajalarga chiqishlari, yetishishlariga sabab bo'lgan. Demak, 4-chi odob taholatli bo'lish, pok kiyimda, pok badan, pok qalb, pok makon imkon qadar qiblaga yuzlangan bo'lish kerak. İlim olayotgan odam, mana ilm o'rganyapmiz, o'zgarishi kerak. Bir vaqtlar ba'zi bir kishilarni men o'zim uchratganman. Ha biz domladan yotib olib dars olardik. Domla kitob o'qirdi, biz yotib olib dars olardik deb maqtangan. Dars olaveradi, lekin uni barakasi qachon qanday bo'ladi unda? Albatta, mana shu ilm ilmda go'zal hayotda bo'lish. O'tirganda go'zal odob bilan o'tirish. Yuzlanganda yaxshi chiroyli yuzlanib o'tirish. Mana shunday hay'atni, ya'ni go'zal hay'atni ushlash. Bu ham ilmning odoblaridan hisoblanadi. Imom Malik Harun ar-Rashidga xat yozgan ekan. Xat yozganda aytgan ekanki, "Sen ilm olsang, ilm seni o'zgartirsin" degan ekan. Ya'ni faqat ichingni emas, tashingni ham o'zgartirsin. Yurish-turishing, o'tirishing, harakatlaring ilm bilan demak mutanosiblikka o'tsin degan tavsiyani yozgan ekanlar. 5-chisi bu duo. Ilm talabiga uydan chiqayotganda yoq duo qilish kerak. Darsxonaga kirib borayotganda ham duo qilish kerak. O'tirganda ham duo qilish kerak. O'tirganda ustozni haqqiga ham duo qilish kerak. Alloh o'zing bu kishiga ilhom bergin, bizga ko'proq istifoda, foyda bersin. İlhom qilgin, yaxshi to'g'ri gapni aytsin, adashtirmagin degan duoni qalbdan qilib turish kerak. Va darsdan keyin ham duo qilish kerak. Ya'ni ilm tahsilidan keyin ham duo qilish kerak. Siz o'zingiz uyda farzandlarga shuni sinab ko'ringda, kech payt bir kitob o'qib berib turib, bir qo'linglarni ochinglar, bir duo qilaylik. Qani deb duo qilingda. Shu duoning ichida nasihat qilsangiz bo'ladi. Qalblarni ochgan, muhabbatini ziyoda qilgan, o'qishini yaxshi qilgan va hokazo. Ana o'sha duoni o'zi sizni urush, kaltak va hokazolarda hammasidan yaxshi natija beradi. İlmdan oldingi duo, keyingi duo, ilm asnosidagi duo kerak. Duoning eng ulug'ini aynan ilm haqida Alloh subhanahu va taolo Rasulakram alayhisolatu vasallamga buyurgan. Nima deb? Va qur robbi zidni ilma. Robbim ilmimni ziyoda qilgin deb duo qil. Abu Ali ibn Sino rahmatullohi alayhining shogirdlari bo'lgan, u kishi ustoz haqida Shayxur Rais deb kitob hayotlarini yozganda aytgan. Abu Ali ibn Sino namozni doim jamoat bilan o'qirdik, u bilan birga. Ya'ni doim masjidga jamiyaga chiqardi. Qachon masjiddan chiqiyassa, masjiddan chiqishdagi duoni qilsa kerak. Yana qo'shimcha masjiddan chiqayotganda Robbi zidni ilma deb chiqardi. Robbim ilmimni ziyoda qilgin deb chiqib kelar. Ya'ni u kishining hayoti ilm-ku. Masjiddan chiqayotganda ham o'sha duoni qilar ekanlar. Mana bugun men o'zim belgilagan bir 10-15 ta odoblardan 5 tasini o'rganib ulgidik. Inshaalloh kelgusi suhbatimizda keyingi, demak, odoblarni o'rganishga o'tamiz. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فالورد يا روزين علم مزن زيادة قيقن ورغان قال لرمزق أمال قلش باقتنا نسيب اتكن فالورد يا ربو صحبات لرمزن أزمز اتكن أيلا مز اتكن Dünya ahiretimiz için, el yurtimiz için menfaatli buluşuna muvaffak eylegin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn.